Biz modern insanlar hücrelerin varlığını, yaşayan her şeyin hücrelerden meydana geldiğini, kendimizin de yaşayan bir şey olduğumuz için bizim de milyonlarca hatta trilyonlarca hücreden oluştuğumuzu tüm bunları sorgusuz sualsiz kabul ederiz. Bu arada biraz daha net söylemek gerekirse bizi biz yapan hücreler derken aşağı yukarı 37 trilyon hücreden bahsediyoruz. İnanılmaz, değil mi? Ama 400 sene kadar önceye gittiğimizde, yani 1600'lü yıllarda Bilim insanları gözlem yapmak için bizim elimizdeki imkanlara sahip olmadıkları için her şey bugünkü kadar açık ve net değildi. Düşünsenize, hücrelerin ya da tek hücreli organizmaların varlığından bile haberdar değillerdi. Tüm bunlar Robert Hooke'la değişmeye başladı. Robert Hooke çok ilkel bir mikroskopla çok önemli gözlemler yaptı. Burada resmini gördüğünüz mikroskoptan bahsediyorum bugün kullandıklarımıza kıyasla son derece ilkel bir mikroskoba benziyor. Öyle değil mi? Buradaki lensler bir miktar büyütme sağlıyor ve buradaki mum alevini de gözlemlediği şeyin üzerine yansıtıyordu. 1665 yılında Mikrografia, mikrografyayı yayınladı. Mikrografya. İsmini tam olarak doğru telaffuz edememiş olabilirim ama kitabı 1665'te yayınladığından eminim. Hooke bu kitapta mikroskobu kullanarak yaptığı gözlemleri resmetmiş ve aslına bakarsanız çok da başarılı bir ressam olabilirmiş çünkü harika çizimleri var. Benimkiler gibi değil. Mesela bitlerin ve pirelerin resimlerini bile yapmış. Bunun yanında mikroskop altında incelediği bir mantarın minik minik karelerden ya da odacıklardan meydana geldiğini ve bu kare ya da odacıkların mantarın en temel birimi olduğunu gözlemleyip ona rahiplerin içlerinde yaşayıp zamanlarını geçirdikleri yerler olan hücreleri alımsattığından bahsetmiştir. Hücre adı işte buradan geliyor. Evet, Hook hücre kelimesini ilk kez mikrografyada kullanmış. Hook'un çok iyi bir ressam olmasına ve inanılmaz güzel çizimler yapmasına karşın, kendisine ait bir resminin olmaması ve var olan tek resminin de Isaac Newton tarafından yakılmış olması ise son derece manidar. Bundan daha sonra uzun uzun bahsedeceğiz. Hook hücre kelimesini ortaya atmış olmasına rağmen aslında bir zamanlar canlı olan bir hücrenin duvarından geriye kalan ve artık cansız olan bir şeyi gözlemlemiş ve canlı bir hücreyi gözlemleyemediği için de hücrelerin canlı organizmaların yapı taşları olabileceği, çoğalabilecekleri ve her hücrenin bir başka hücreden meydana gelmesi fikirleri üzerinde durmamıştı. Bu fikirler tarihin tozlu sayfalarında bir süre kaldı ve günümüze biraz daha yaklaştığımızda geliştirilmeye başlandı. Evet, birkaç yıl sonra Anthony van Leeuwenhoek, Muhtemelen ee, muhtemelen yani bu da doğru olarak telaffuz edemediğim bir isim oldu ama lütfen idare edin. Anthony van Leeuwenhoek Hollandalı bir lens üreticisi ve Hook'un çalışmalarından çok etkilenmiş durumda. Bir lens üreticisi olduğu için de daha iyi mikroskoplar üretip canlı hücreleri ve canlı tek hücreli organizmaları gözlemleyebilmişti. Burada da görebileceğiniz gibi bir sperm hücresini gözlemleyip bunun canlı olduğuna karar vermişti. Ayrıca protistleri yani tek hücreli ökaryotları başka bir deyişle de tek hücreli hayvanlara benzeyen bu organizmaları da gözlemleyebilmiş ve bunlara mikroskobik hayvancık adını vermiştir. Bu hayvancıkların canlılığın en küçük birimi olduğunu düşünüyor ve bu kadar minik şeylerin bile canlı olabileceğini savunuyordu. Tüm bu parlak keşiflere rağmen modern hücre teorisinin ortaya çıkması için bir 100-150 yıl daha geçmesi gerekiyordu. 1800'lü yılların başına geldiğimizde yani yaklaşık olarak 1830'larda Matthias Schleiden ve Theodor Schivan isimli iki beyefendi sahneye çıkarak modern hücre teorisinin temellerini attılar. Gözlemleri ve elde ettikleri bilgiler ışığında yaşayan her şeyin ya da yaşamın kendisinin bir ya da birden çok hücreden meydana geldiği fikrini ortaya attılar. Düşündüğünüzde bu fikir bugün kulağımıza çok da sıradan geliyor. Çünkü yaşamın kaynağında hücreler olduğunu artık çok iyi bir şekilde biliyoruz, öyle değil mi? Yaşamın bir ya da birçok hücreden meydana geldiği fikrini, yaşamın temel biriminin hücre olması şeklinde de yorumlayabiliriz. Evet, bunu da ikinci madde olarak yazalım. Hücre, yaşamın en temel birimidir. Bu arada bunlar son derece kuvvetli gözlemlerdir. Düşünsenize, canlı bir organizmanın en küçük canlı birimi hücredir ve dolayısıyla canlı hücreler yaşamı oluştururlar. Bu tabii ki de hücre teorisinin tamamı değil ama bu beyefendiler hücrelerin diğer hücrelerden geldiğini, yani hücrelerin çoğalabildiklerini gözlemlemişlerdi. Yine de onlar için bile hücrelerin sadece çoğaldıkları mı, yoksa doğru malzemelerin doğru şartlarda bir araya gelmesiyle bazı hücrelerin kendiliğinden ortaya çıkıp çıkmadıkları e, ya da böyle ortaya mı çıktıkları diyelim, büyük bir soru işaretiydi. 1800'lerin ortalarına geldiğimizde, modern hücre teorisinin üçüncü maddesi olan tüm hücreler diğer hücrelerden gelir maddesi de teoriye eklendi. Bu maddeyi bulan kişi de, Burada resmi olan Robert Rimak'tır. Her ne kadar zaman zaman Rudolf Virchow'un da ee, ya da Virchow, nasıl okunuyorsa artık, onun da bu fikrin babası olduğu söylense de bu kişinin Rimak'ın çalışmalarından izinsiz olarak alıntı yaptığı ortaya çıkmıştır. Bunun içinde tüm hücrelerin diğer hücrelerden geldiği fikrinin tamamen Rimac'a ait olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Bu arada tüm hücrelerin diğer hücrelerden geldiği ya da gelebileceği fikrinden bahseden ilk kişi belki de Rimac değildi. Ama bu fikrin teorinin temellerinden biri olduğunu ve hücrelerin kendiliğinden ortaya çıkmadıklarını Rimac kanıtlamıştır. Tüm hücrelerin diğer hücrelerden gelebilmesi için bir zamanlar bir yerlerde bir ilk hücre olmalıdır. Öyle değil mi? Bu soruya verilen kesin bir cevap olmamasına karşın evrimi incelediğimizde ilk hücrelerin yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktığını düşünüyoruz. Nasıl ortaya çıktıklarını tam olarak bilmiyoruz belki ama bunun için de bazı teorilerimiz var. Örneğin fosfolipit videolarından fosfolipitlerin kendiliğinden çift katmanlı yapılar oluşturduklarını ve bu çift katmanlı yapılarla küresel zarlar meydana getirdiklerini biliyoruz. Bu teori Hücrelerin kendiliğinden ortaya çıktığı savını destekliyor. Başka bir teori ise hücrelerin ataları olan 3,5-4 milyar yıl önceki yapıların kendi kendini kopyalayan RNA molekülleri ya da proteinler olduklarını, zaman içerisinde de değişerek bu mekanizmayı da değiştirip günümüz hücrelerini ve hücrelerin işlemesine benzeyen mekanizmaları geliştirdikleri fikrini destekliyor. Böylece de modern hücre ortaya çıkmış oluyor. Bu arada bu sorunun hala tam olarak cevaplanamadığı için etkileyici bir araştırma konusu olduğunu da eklemem gerekiyor.